Yazılı kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 7. sınıflar 2. dönem 1. sosyal bilgiler yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Daha fazla örnek yazılı sorusu istiyorsanız yazılı.net adresimize uğramayı unutmayın. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Sorularımız klasik sorulardan oluşmakta. Baktığımızda doğru yanlış sorusu geliyor karşımıza. Karşımızdaki kişiye söylemek istediklerimizi sakin, açık, net ve doğru anlaşılacak şekilde ifade etmeliyiz. Evet kesinlikle doğru böylece karşıdaki kişi bizi anlayacaktır. Biz kendimizi onu anlatabileceğizdir ve e, hani iletişime kopukluk meydana gelmeyecektir arkadaşlar. Kesinlikle doğrudur. Medya araçlarının kamuoyu oluşturmadaki gücü oldukça fazladır. Kesinlikle doğru. Hani e, direkt zaten medyayı biz e, kitle araçlarıyla kullanmaktayız ve medya arkadaşlar bu araçların kullanımı sayesinde oldukça e, kamuoyu oluşturmada gücü toplamıştır. diyebiliriz. örnek verecek olursak darbe gecesinde Cumhurbaşkanının e, telefonla e, televizyon çıkmasıyla beraber halk direkt ay ayaklandı sokaklara çıktı. İşte bunun da en iyi örneğini görmüş oluyoruz. Osman Bey zamanında ise Yaya ve Müsellem adıyla ilk düzenli ordu kurulmuştur. Yaya ve Müsellem Osman Bey e, tarafından değil Orhan Gazi tarafından kurulmuştur. O yüzden burası yanlıştır. Defterdarlar e, bütçenin hazırlanması ve devletin diğer mali işlevlerinden sorumludur. Evet doğru. Yani defterdarların görevi aslında nedir arkadaşlar? Yani günümüzdeki Maliye Bakanı yaptığı işleri yapmaktadır. Preveze deniz zaferi ile Akdeniz üstünlüğü Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Evet doğru. Akdeniz üstünlüğü tamamen Osmanlı'ya geçti. Coğrafya, coğrafi keşifler ile Akdeniz limanları önem kazanmıştır. Önem kazanmada aksine önemini yitirdi. Önceden Akdeniz limanları önemli bir e, potansiyele sahipken Coğrafi keşiflerle beraber yeni yollar, yeni limanlar bulundu ve böylece Akdeniz Limanları önemini kaybetti, önemi artmadı. 3. Selim zamanında yeniliklerin önündeki en büyük engel olan Yenişehir Ocağı kaldırılmıştır. 3. Selim zamanında değil, 2. Malmuz zamanında kaldırılmıştır. O yüzden burası da yanlış bir ifadedir. Ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu yerler nüfus yoğunluğunun yoğun olduğu yerlerdir. Evet kesinlikle doğru. Nüfus yoğunluğu nerede çoksa sanayi orada e, yerleştirmiştir. Aksine tam tersi. Sanayi nerede çoksa nüfus orada yoğunlaşmıştır. Örnek verecek olursak İstanbul'u Marmara bölgesini söyleyebiliriz. Fenikeliler tarafından icat edilen çivi yazısı tarihte bilinen ilk yazı örneğidir. Çivi yazısı Fenikeliler tarafından değil Sümerler tarafından keşfedilmiştir, ortaya çıkmıştır, yanlıştır. Fenikeliler ise alfabeyi bulmuştur. Orta çağda bilimsel çalışmalar Avrupa'daki din adamları tarafından desteklenmiştir. Hayır aksine desteklenmemiştir. Önüne engel koyulmak istenilmiştir. Çünkü e, bilimle beraber din adamlarının önemi azalmaya başlamıştır arkadaşlar. Hani dedikleri artık eskisi kadar tesir etmemekle beraber kendi menfaatlerini düşünerek bu bilimsel çalışmalara karşı çıkmışlardır. İkinci bölümümüze devam edelim. Buradaki burada da boşlukları uygun kelimelerle doldurmamız istenilmekte. Noktunda Fatih ile Orta son erdi ve yeni çağ başladı. Ne Fethi ile İstanbul'un fethiyle İstanbul buraya İstanbul'u koyalım. İstanbul'un fethiyle orta çağ sona erdi ve yeni çağ başladı. Nokta nokta adı verilen dervişlerin faaliyetleri Anadolu'da İslamiyet'in yayılmasını sağladı. Kimin e, derviş, hangi dervişlerin arkadaşlar? Bu dervişlerin adı nedir? Abdalanı Rum'dur. Abdalanı Rum dervişlerin topluluğunun adıdır. Ve bu dervişler sayesinde Anadolu'da İslamiyet'in yayıldığını söyleyebiliriz. Bu dervişler İslamiyet'i anlatmaya çalışıyorlar, anlatıyorlar. Böylece İslamiyet de yayılmış oluyor. Nokta nokta Anadolu'da ticaretin ve sosyal yapının gelişmesine katkısı olan bir esnaf örgütüdür. Bu örgütün adı nedir? Ahilerdir. Ahiler topluluğu arkadaşlar önemli bir topluluktur. Osmanlı Devleti'nde güçlenmesine katkı sağladığını söyleyebiliriz. Hani bu ahiler topluluğu direkt esnaflardan oluşan bir topluluktur diyebiliriz. Nokta, nokta hareketleriyle Avrupa'daki mezhep birliği bozulmuştur. Reform hareketleriyle beraber Avrupa'daki mezhep birliği bozulmuştur diyebiliriz. Mezhepler bir çatışma haline girmiştir. Böylece mezhep birliği bozuldu. Dinin önemi de azalmış oldu. Nokta nokta ile kol gücünden makine gücüne geçilerek seri üretim başladı. Ve sayesinde sanayi inkılabı ile arkadaşlar. Sanayi inkılabı ile kol gücünün yerine artık makine gücü almış oldu. Örnek çok olursak bir valıyı bir insan bir günde yapabiliyorsa artık makineler sayesinde o halı bir saatte belki şu an günümüze daha kısa saatlerde bir dakikada bitebilmekte arkadaşlar. Nokta nokta bir ülkedeki eğitim görmüş nitelikli elemanların başka ülkelere gitmesidir. Bu göçün adı nedir? Bu göçün adı beyin göçüdür. Beyin göçü. Ülkemizde de maalesef çokça görüyoruz. Ülkemizde genç yetenekli insanlar gençler ne yapıyor başka bir ülkeye orada çalışmaya orada eğitim görmeye gidiyorlar bu da beyin göç olarak adlandırılmakta yaz aylarında Karadeniz'deki illere fındık toplamaya giden bir aile nokta nokta yapmış olur ne yapmış olur mevsimlik göç yapmış olur mevsimlik göç hani temelli göç etmiyorlar sadece buradaki yaz ayı için Yaz aylarında göç ediyorlar. Orada fındıklarını topluyorlar sonra geri normal kaldıkları yere geliyorlar. Böylece arkadaşlar mevsimlik göç gerçekleştirdiklerini söyleyebiliriz. İnsanların bilgiye kolayca ulaşmasının nokta nokta icadının büyük katkısı olmuştur. Değil, matbaanın icadının büyük katkısı olmuştur. Çünkü matbaa sayesinde artık e, bilgi çoğalmaya başlandı. Örnek verecek olursak şu an ben size bir şeyler anlatıyorum. Bu e, yazıyı nereden çıkardım? Yazıcıdan çıkardım. Aslında yazıcıda bir nevi matbaadır. E, çoğaltmak için kullanılmaktadır. Mesela ben bu kağıdı çoğaltıp sizlere dağıtabilirim. Yani elimde olan bir bilgiyi sizlere dağıtarak aslında daha fazla insana ulaştırmış oluyorum. Böylece bilginin kolayca ulaşmasını sağlamış oluyoruz. Noktunluk insanlar arasında din, dil, ırk, düşünce farkı gözetmeden yardım eden kuruluşlardır. Bu kuruluşlar vakıflar olacaktır. Osmanlı zamanında oldukça e, çok vakıflar vardı. Hani şöyle bir vakıf bile vardı işte. So kuşları besleme vakfı gibi gibi a anlatabiliyor muyum? Yani Osmanlı e, vakıflarla dolu bir devletti diyebiliriz. Ve aynı zamanda vakıflarda e, kar amacı gütmeyen ve din, dil, ırk, düşünce gözetmeyen insanları yardım eden kuruluşlardır. Sadece insanlara değil, direkt yardım eden kuruluşlardır. Nokta nokta ile üretimde artış ve süreklilik sağlanmış ve devletin askeri ihtiyacı karşılanmıştır. Ne ile beraber? Tımar sistemi ile beraber. Tımar sistemi şöyle bir sistem. Ee, köylüye toprak veriliyor. Köylü o toprağı işte askerler sayesinde işletmesini sağlıyor. Son arkadaşlar e, savaş zamanı askerler savaşıyor. Barış zamanı tarımla toprakla ilgileniyorlar. Son o köylü de o topraktan kazandığı parayı işte askerlerin hak ettiği kadar onlara vermiş oluyor. Böylece hem ordu sağlanmış oluyor hem de tarımda verimlilik artış görülmüş oluyor. Yani çok önemli bir sistem olduğunu da söyleyebiliriz. C bölümümüze devam edelim. Tablodaki göç sebepleri öncelikli olarak göçe neden olan hangi alan ile ilgili ise numarasını aşağıya yazımız denilmekte. Bakalım. Depremler. Deprem bir doğal afet olduğundan dolayı doğal bir göç oluşturacaktır. Biri doğalla işleştirelim. Sonra iş bulmaya baktığımızda iş bulmak insanın e, para kazanması için olan bir şeydir. Yani ekonomik açıdan bir göç olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Kan davalarına baktığımızda kan davaları e, iki farklı e, yani e, ailenin birbiri arasında çıkan tartışmalardan dolayı oluşan e, göç sorunudur diyebiliriz ve bu da sosyal türde olan bir göç olduğunu bize. Çünkü iki ailenin birbiri arasındaki çatışmalarını e, ifade etmekte yani toplumla alakalıdır. O yüzden sosyal olarak bunu söylemiş olalım. Kuraklık da bir doğal afeti olarak söylenebilir ve bundan dolayı da o da doğal bir sebep olacaktır göç açısından. Dini sebepler adıysa zaten direkt dini sebep olarak göç anlamına gelecektir. Turizme baktığımızda turizm önemli bir ekonomik hayladır. Bu yüzden de ekonomik açıdan bir e, göç oluşturacaktır. Sel ve taşkınlar doğal afetten dolayı göç oluşturur ve bunlar da doğal göç e, ile açıklanabilir. Savaşlara baktığımızda savaşlar siyasi kaynaklıdır ve bundan dolayı da siyasi göçlere sebebiyet verecektir. Yani kaynağı siyasidir. Terör de aynı şekilde siyasi e, olmaktadır arkadaşlar. Göç de siyasi göç olacak şekilde adlandırılmaktadır. Atama ve tayinler. Atama ve tayin iş için kullanılmaktadır. Mesela siz atıyorum Batman'la çalışırken atamanız sayesinde ee, İç Anadolu'ya gelirsiniz e Orada gene çalışmaya devam edersiniz Eğer bir devlet memuru veya askerseniz Gene hani baktığınızda e, Para kazanma için ekonomik bir sebep ortada Ondan dolayı da burayı da ekonomik bir sebep olarak Söylememiz gerekecektir D bölümüne bakacak olursak Tablaki bilgiler hangi bilim insanı ile ilgili ise Karşısındaki boşluğa yazmamız bizden istenilmekte Bakalım hemen Matematiğin bir kolu olan Cebir Biliminin kurucusudur C1'i ve sıfırı bulan kişi Harezmidir arkadaşlar. Kanun adlı eseri Avrupa'da uzun yıllar ders kitabı olarak okutuldu. Bu ünlü düşünürümüz bilim insanımız ise i̇bn Sina'dır. İbn-i Sina. Birçok deniz ve limana tanıttığı kitabı Bahriye adlı bir kitap yazmıştır. Bu bilim insanı ise Piri Reis olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde bilim insanların da ne yaptıklarıyla beraber bilmemiz gerekecektir. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bunları yapanlar umarım sınavlardan yüz alırlar diyelim arkadaşlar ve devam edelim. E bölümüyle. Yukarıda verilen kelimeleri aşağıdaki boşluklara uygun olarak yerleştiriniz deniliyor. Tarihte kullanılan ilk yazı M.Ö. 3200'lerde Mezopotamya'da yaşayan nokta noktalara ait çivi yazısıdır. Ön sayfamıza da bahsetmiştik çivi yazısı kimlere aitti? Sümerlere aitti. O yüzden buraya Sümerler şeklinde yazmamız gerekecektir. Çivi yazısı Sümerlere ait. Alfabeyi nokta nokta icat etmiştir. Alfabeyi kimin icat ettiğinden de bahsetmiştik. Fenikeliler icat etmişti. Fenikeliler burayı da e, alfabede e, icat ettiklerini söyleyebiliyorduk. Eski Mısırlılar yazı yazmak için nokta nokta kağıdını icat ederek insanların işini kolaylaştırmışlardır. Ne kağıdına? Papyrus kağıdını icat ederek insanların işini kolaylaştırdılar. Hani ondan önce insanlar çivi yazısı dediğimiz gibi kirlere tabletlere yazmaktalardı. Ama sonra papyrusla beraber insanların işini kolaylaştığını söyleyebiliriz. Nokta nokta yaklaşık 2000 yıl önce günümüzde kullandığımız kağıdı icat etmişlerdir. Kimler icat etti arkadaşlar? Ee, tabii ki de Çinliler. Hatta kağıt parayı da Çinlilerin bulduğunu söyleyebiliriz. Bakın parayı Lidyalılar buldu. Kağıt parayı ise Çinliler buldu. Çünkü Çinliler kağıdı bulan ilk e, millettir arkadaşlar. Bergamalılar kullanışlı olan ve katlanıp kitap haline gelebilen nokta nokta kağıdını icat ettiler. Ne kağıdını? Parşömen kağıdını icat ettiler Bergamalılar arkadaşlar. Parşömen ve papyrus önemli kağıt türleridir. Bunları bilmekte kesinlikle fayda var. Devam edelim hemen F bölümümüz ile. Buraya baktığımızda da açıklamalar ve bilim insanlarını ifade etmemiz, açıklamamız istenilmektedir. Hemen bakalım ilkiyle. Mekanik mühendisliği konusunda çalışmalar yapmıştır. İlk robotu yapıp çalıştırdığı kabul edilmektedir. Bu bilim insanı kimdir? Cezeri'dir arkadaşlar. Cezeri ilk robotu yapan bilim insanıdır diyebiliriz. Tıbbın Kanunu isimli kitabı 500 yıl boyunca Avrupa'da tıp alanına başvuru kitabı olarak kullanılmıştır. Bu e, kitabı yazan bilim insanımız kimdir? Tabii ki de i̇bn Sina'dır. i̇bn Sina ön sayfamızda da bundan bahsetmiştik. Newton'dan 500 yıl önce her cismi yeryüzünün merkezine doğru çeken bir gücün olduğunu söylemiştir. Bu bilim insanı ise hazini olacaktır. Osmanlı Devleti döneminde yaşamış ünlü Türk devlecisi, haritacısı ve coğrafyacısıdır. Bu da Piri Reis'tir. Az önce de ön sayfamıza bahsetmiştik arkadaşlar. En önemli eseri Mukaddime'dir. Sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu olarak kabul edilmiştir. Bu kişimiz de İbni Haldun'dur arkadaşlar. Buradaki bilim insanları çok önemli. Böyle sorular karşınıza kesinlikle gelecektir. Ha böyle sormazlığı başka şekilde sizden bunu bilmenizi isteyecektir arkadaşlar. Y bölümümüz acıda ve açıklamanın karşısına ilgili kavramı yazınız denilmekte. Güzel bir sorumuz bakıyoruz. Orta Çağ'da her şeyi kilise ile ilişkilendirerek açıklayan, bilimsel ve özgür düşünceyi reddeden düşünce sistemidir. Bu düşünce sistemi skolastik düşünce olacaktır. Skolastik düşünce arkadaşlar, her şeyi kilise ile ilişkilendirerek, yani her şeyi din ile açıklamaya çalışan, bilimsel ve özgür düşünceyi reddeden buna karşı çıkan düşünce sistemidir diyebiliriz. Orta Çağ'da Avrupa'da yönetimin Toprak üretimine dayalı olduğu ekonomik ve siyasal sisteme verilen isimdir. Bu sistemin adı da Feodalite'yidir. Diğer adıyla derebeyliğidir. Feodalite diğer adıyla derebeyliği olacaktır. Böylece arkadaşlar hani ülkeler mülkeciklere dönüşmektedir. Şöyle işte toprak sahipleri kendi ülkesini özelleşmiş şekilde kurduğunu söyleyebiliriz. Orta Çağ'da çok yaygın olduğunu söyleyebiliriz Avrupa için. Ve yönetim toprak üretimine bağlı olduğunu da söylemiş olalım. Selçuklularda devlet görevlilerine hizmete maaş karşılığı olarak verilen arazilerdir. Bu araziler ikta arazi olacaktır. Hatta ikta sistemi de sonradan Osmanlılarda tımar sistemi olarak adlandırılacaktır. Mantık aynı mantık olmak üzere. Osmanlılarda geliri devlet memurlarına ve askerlere maaş ve görev karşılığı verilen toprak türleridir. Bu toprak türleri de dinlik arazi olarak adlandırılır. 18. yüzyılda İngiltere'de başlayan insan gücünün yerini makine gücünün aldığı teknolojik gelişmelerin genel adı ise sanayi inkılabıdır. Sanayi inkılabı sayesinde makinenin ölevi arttı, el emeği, göz nuru azalmış oldu arkadaşlar. Makine daha çok önem kazandı diyebiliriz. Doğru yanlış sorularımıza da noktayı koyacağız. Günümüzde ulaşılan bilim ve medeniyet seviyesine birçok milletin Katkısı vardır kesinlikle doğru Milletler arası etkileşim çok önemlidir Mesela biz şu an neyi kullanıyoruz yazıyı kullanıyoruz Kimden yaz aldık bu yazıyı Tabii ki de ilk bulanlardan Yani Sümerlilerden almış olduk Örneğin Ortaçağ Avrupa'sında skolastik düşüncenin etkisiyle Bilim ve teknoloji çok gelişmiştir Yanlış yukarıda da açıklamıştık Skolastik düşünce sayesinde e, Din ön plandaydı ve bilime e, Teknolojiye karşı çıkılmaktaydı Arkadaşlar Sanayi inkılabı insan ve hayvan gücünden makine gücüne geçiş olarak ifade edilebilir. Kesinlikle doğru. Hareketli matbaanın icadı ile kitap fiyatları artmıştır. Hayır artmamıştır. Hareket etmesiyle beraber matbaanın yani başka gidip gelmesiyle beraber ucuzlamıştır. Çünkü kolay bir ulaşım e, olmuştur. Kolay bir şekilde insanlar istedikleri kitaba vesaireye ulaşabilmektedir. Bu da kolaylık sağlayacaktır. Ve kolaylık sayesinde aslında daha da ucuzladığını söyleyebiliriz. Çünkü diğer türlü atıyorum siz Çin'den alacaksınız kitabı. Çin'e gitmeniz gerekiyor, ulaşmanız gerekiyor. Bunların hepsi bir maliyet olacaktır. Semerkant, Buhara ve Bağdat İslam dünyasının orta çağın en önemli bilim ve kültür merkezleri arasındadır. Evet kesinlikle doğru olacaktır. Burayı da doğru diyelim. Ve son sorumuza beraber videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone ol, videomuza like atmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olup ve abone olup ve like atanlar sınavlarından inşallah yüz alırlar diyelim. Daha fazla örnek yazılı sorusu için yazılı not adresimize uğramayı unutmayalım. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.